yani şey yapma yani. Abi devir hesap devir. Vişi doğrama şekli yapıyoruz şu an. Bilmiyorum. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederiz. Bursa bıçağının geliştirilmesi, markalaştırılması, usta çırak ilişkisiyle geleneksel yöntemlerle yaşatılması ile ilgili önemli çalışmalar yapmaktayız. Bununla ilgili yenilenme sürecine giren kent müzesinde Bursa bıçağına özel ve büyük bir bölüm ayırdık. Bir diğer çalışma olarak da Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan ve sektördeki bütün bıçakçıları bir araya getiren büyük bir bıçak festivali. Az önce bahsettiğim bıçak festivali yapacağız. İçerisinde ödüllü Damaskus ve Şef Bıçağı Tasarım Yarışması, Fuar, Çalıştay ve sahne organizasyonlarının olduğu festivalimizi 16, 17, 18 Haziran tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Yaklaşık yani 40 gün sonra. Ben şimdiden bütün halkımızı davet ediyorum ama sadece Bursa üzerinde değil, Türkiye çapında yapılacak güzel bir etkinlik olacak açıkçası. Bursa, Osmanlı tarihindeki resmi kayıtlara göre İstanbul'dan sonra en çok bıçakçı dükkanının olduğu ve en çok bıçak üretiminin yapıldığı şehir olmuştur. Coğrafi işaret belgesi bulunan Bursa bıçağının en özgün özellikleri, keskin oluşu ve saplanın ardıç gibi az bulunan kıymetli ağaçlardan ve geyik, koç, manda gibi hayvanların boynuzlarından yapılmış olmasıdır. Belki Bursa'da yaşayan birçok kişi bile Bursa bıçağının meşhuriyetini bilmiyor. Yani dönerden bahsediyor, kestane şekerinden bahsediyor insanlar ama Bursa bıçağı çok fazla konuşuluyor. Belki sektörün içindeki insanlar bunu konuşuyor ama birkaç yıl içerisinde bu manada da ciddi bir dönüşüm olduğunu, değişim olduğunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Özellikle gelen turistlerin Bursa bıçağı alma noktasındaki sorguları benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü şehrin ekonomik aktivitesi adına güzel bir kazanım bu. İnşallah bunu artırarak devam ettiririz diyorum.